Herkese merhabalar. Sindirim sistemini yapacağız. Tomuz Hocam tane. sindiremiyorum. Evet neyi sindiremiyorum? <laughs> Tüm <Bütün> olanları sindiremiyorum artık. <laughs> Hayır saçma. Artık. Dizilerden öğrendiğin şeyleri bana satmayacağım. Tonguç'un bak vücudunun kullanabilmesi için yediğimiz besinlerin aslında parçalanması bir sindirim diyoruz. Yani Oo. sindirim küçük parçalara ayırma. Tonguç bak şöyle bir yedik ne yemek? Mesela e, aynen bu kadar böyle poğaça yedin tamam mı? Evet, bu evet. poğaça midene geldikten sonra ne oluyor? Böyle mi kalıyor zannediyorsun? Hayır. Ağzında bile küçük küçük lokmalar ayrılıyor değil mi? İşte o kadar küçük küçük parçalanıyor ki böyle yavaş yavaş ama bir anda ayrılmıyor tabii. Ağızda mesela bu kadar oluyor. Sonra midede birazcık daha küçük oluyor. Ondan sonra bilmem ne sonra öyle küçük oluyor ki Tonguçum kana karışabilecek kadar bak kana karışabilecek kadar küçük parçalar ki gerçekten e, mikro düzeye min mini mini düzeye düşüyor. Kan dediğimiz şeyse kan damarlarına girebilmesi için o besinin gerçekten çok küçük parçalar verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ne oluyor? Kana geçiyor. Vücudum... Sonra garp diye doyuyoruz. Hayır saçma ama vücudumuz her yerine girip orada bize enerji veriyor değil mi Tomcuğum? Enerji, Sindirme... enerji, evet. biraz da sinerji. Çok güzel bir şarkı gerçekten. Sindirime uğrayan besinleri hemen hatırlamamız gerekiyor. Bir kere Tomcuğum bak yağlar et su, et yumurta ve baklagil grubu yani protein grubu yağ, yağlar zaten yağ grubu süt ve süt ürünleri yine protein grubunun içine giriyor Tonguç'um en aşağıda olan En et, sevdiğim kızım hamur. hani besin piramidine tahıllar grubu ekmektir, makarnadır, tahıldır. Aslında bunlar karbonhidratlar grubu demek aslında. Nasıl ayırıyorduk besinleri? Bir yağ diyorduk Tonguç evladım benim. Yağlar diyorduk. Bir proteinler diyorduk besinlere. Bir de Tonguç evladım benim karbonhidratlar diyorduk. işte zaten üç tane temel besin kaynağımız var diyoruz ve bu besinlerde organik besinler olarak üçe ayırıyor diyoruz. Peki kim yasaklıyor evladım bize? Canan Karatay. Evet tebrik ediyoruz Canan Karatay'ı. Elindeki Karatay yavaşça bırak evladım. Elindeki, evet tebrik ediyorum seni. Sindirim sisteminde hangi organ ve yapılar var? Hemen seninle bakalım. Bir kere Tonguç'um sindirim olayı ağzımıza başlıyor. Yani bir yemeği sen neyle yiyorsun evladım benim? Genellikle ağzımla yiyorum. Evet genellikle ağzımla yiyorsun. Dolayısıyla ağzına yedikten sonra dişlerin onu böyle parçalamaya başlıyor. Dilin onu yuvarlamaya başlıyor. Tükürük bezinde böyle iğrenç iğrenç sesler çıkarma Allah seni. Tükürük Bezini sakın çıkarma onu dikkat et. Ee, ne oluyor derlerdi adam? O tükürük onu yumuşatıyor böyle birazcık böyle gevşiyor o yemek falan filan. Sonrasında ne oluyor Tonguçum? hop diye yutkunuyorsun. Yutkunduğun zaman aslında yutaktan geçerekten yemek borusuna aşağı doğru bir boruya doğru gidiyor. Sonrasında mideye Boru geliyor. Bu plastik mi hocam yoksa demir mi? Hayır saçma ne plastiği. Mideye geliyor. Sonra midene lop indirdin yemeği. Zaten midesi geniş olan insanlar birazcık daha böyle fazla yemeye alışkın oluyorlar. Dolayısıyla e, birazcık kilo, kilo alma olayı oluyor. Hatta böyle yeni nesil böyle şeyler çıktı. Mide ameliyatları yapıyorlar. midelerini klips takıyorlar. Küçültüyorlar falan filan. Onlar genellikle tehlikeli aslında. Onlara hiç dikkat etme lazım. Ondan sonra mideye geldikten sonra ne oluyor biliyor musun? Mideden sonra ince bağırsak denilen çok önemli bir yere doğru gitmeye bağırsak başlıyor. Bağırsak mı bağırsak. mı? Hayır. İğrenç <laughs> espiriler gerçekten. Midede etler bilmem ne onlar belirli sindirildikten sonra ince bağırsak denilen yere gittikten sonra bir anda pankreas ve karaciğer ben buradayım diyerekten ne yapıyor? Enzimlerini salıyorlar ince bağırsağın üzerine ve ince bağırsağın içinde enzimlerle o besinler bayağı küçük parçalara giriyor. Sonrasında oradan kana geçiyor. Ama o sırada o besinlerin içinde olan bir sürü su, mu, mineraller falan filan kalın bağırsağa kadar hiçbir şey olmadan gidiyor. Ama o sırada kalın bağırsak durur mu? Diyor ki ben de bunları alacağım diyor. Mineraller, vitaminler ve suyu ke kendi içine çekiyor. Artık hiçbir şey kalmıyor besinde. Zor. Aynen. <laughs> Allah'ım yarabbim saçmalama ikiz. Kalın bağırsaktan sonra da dışarıya zor, zor değil de hani böyle. E, hayır bir Samsung'un böyle mesaj gelme sesi vardı böyle. Pırt diye böyle bir ses vardır. Onun gibi bir sesle gerçekten de e, iğrenç bir olay oluyor. Tabi bu insani bir olay tabii ki. Onu da söylemek gerekiyor. Tonguç'un um bak e, şunu unutmayalım. Besinlerimizi izlediği yola bakarsak bir kere sindirim... Bu yol yol değil. Hayır. Sindirim bir kere ağızda başlıyor Tonguç Erlen Ağız aslında sindirimin ilk giriş noktası. Besinin bizim e, vücudumuza giriş noktası. Sonrasında Tonguç Erlen Ağızda ne oluyor? Dişler, dil ve tükürük salgısı yardımıyla sindirim fiziksel olarak başlıyor. Aynı zamanda tükürük de de kimyası olarak başlıyor. Şöyle düşünebilirsin ağzı aslında. Bir model yaparsak ağzı. Mesela bir havuç yiyeceğiz. Havucu. Bir tane pet şişenin içine bıçaklı çark koyalım Tonguç herhalde benim. Bıçaklı çark aslında neyi temsil ediyor biliyor musun? Dişleri temsil ediyor. Aa. Aynı dişler hani mesela anneniz evde böyle meyve suyu blender. sıkarken hani blenderın içine meyveleri atıyor değil mi? Havuç suyu falan çıkacak. O sırada ne oluyor Tonguç herhalde benim? Aslında o blender dönerken o metal şey o havucu parçalıyor. İşte dişler de onun gibi bıçaklı çark. Aynı zamanda, aynı zamanda Tonguç'um pet şişemiz aslında ağzımızın kendini temsil ediyor ve dışarıya doğru bak mus musluk ve su borusuyla o havuç suyu dışarı fırlıyor. İşte burada temsil ettiği şeyler. Pet ağzı temsil ediyor. bıçakçak dişleri. Musluk yutağı aslında tam böyle geçiş noktası. Çünkü nefes alma ve besinin geçiş noktası musluk aslında. Aynı zamanda da yemek borusu su borusu diye Böyle bir Plastik model. Plastik hocam bu borular. Aynen tebrik ediyorum. Plastik Ama modelleme bu şekilde yapılıyor. Model soru yapalım sana. Kaç model, model bu soru? 2028 model. Fen, sindirim sistemi modeli oluşturalım etkinliğinde. Uygulanan işlem basamakları tabloda vermiş. Tamam eyvallah yapılan işlemler ile sindirim sisteminde gerçekleşen oyalar birbirine eşleştiriliyor demiş. Tamam. Buna göre bu işlemler sindirim sistemimizin hangi organ ve yapılarında gerçekleşiyor? Elmayı katı meyve sıkacağı yardımıyla parçalama. Tabii ki ne diyorduk Tonguç Aramem? Elmayı katı Blender. meyve... Blender. <laughs> <laughs> ağız. Ağız diyorduk değil mi mesela? Elma, mesela hemen burada ağız değil. Elmanın üzerine su ilave etme tükürük aslında değil mi Tonguç Aramem? Ondan sonra hazırlanan karışımı katı meyve sıkacağını musluğuyla bardağa boşaltma. O da yemek borusu gibi de düşünebiliriz değil mi Tomucuğum? Evet hocam. O zaman biz e, yapı, hangi organ yapımı? Tabii ki ağızda gerçekleşmek. Zaten gibi. bir tane ağız var ağda. Aynen tebrik ediyorum ağız demiştik. Su ilave edin tükürük de ağızda oluyor. Yutakta sonrasında da bardağa boşaltıyoruz diyebiliriz Tonguç Ve mideye falan hiç inmiyoruz daha. Çünkü meyve sıkacağı sanki böyle daha onun ilk girdiği besinin ilk girdiği yer olarak düşünebiliriz. Ve geldik besinimizle yola bakarsak tabii artık ağızdan geçtik Tonguç'um. Ne oldu sonra? Ee, şey yutak geldi. Ondan sonra yemek borusu geldi. Artık sindirimin asıl organlarına doğru. Hoş geldin Tonguç Sindirimin evladım. son noktasına Aynen. hoş geldiniz. Sindirimin son noktalarına doğru geçti. Şimdi midem yapısındaki kaslar yardımıyla besinleri böyle çalkalıyor da çalkalıyor. Çalkalıyor da. Hadi bak çalkalama sesi çıkar bakayım. Çalkala hadi adamım. Hayır Allah diyorsun Allah'ım. Mide üstüyle ile Tonguç evladım benim. Aslında proteinlerin sindirimi oluyor. Ama proteini nasıl oluyor biliyor musun? Bak biraz sonra sana göstereceğim. Fiziksel ve Oo. kimyasal sindirim var ve bu kimyasal sindirimin protein kısmı sindiriliyor. Yani protein hücrekana geliyor. Protein, et geliyor, Hayır. süt geliyor, yumurta geliyor, balık geliyor, ondan sonra peynir geliyor. Bunların hepsi protein içeriyor Tomuç'um. ve bunlar aslında midemizde aslında sindiriliyor. Ondan sonra ince bağırsak hoş geldin ince bağırsak diyoruz. Merhaba. <laughs> Mideden sonra ince bağırsağa geçen bu besinler, pankreas öz suyu ile karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyor işte. İşte asıl şov, asıl şov Pankreasın yardımıyla ince bağırsakta başlıyor ve safra salgısı ile de. Ki o nereden geliyor biliyor musun? Karaciğerden geliyor ve yağların fiziksel sindirimi oluyor. Dolayısıyla asıl şov nerede oluyormuş sonuçum? İnce bağırsakta oluyormuş. Midede sadece protein şov sadece protein şovu başlıyor ama o sıra, o sırada e, pankreas ve karaciğer sayesinde safra salgısı ve pankreas ile karbonhidrat, yağ, protein hepsi e, komple temizleniyor diyoruz. Yani daha doğrusu sindiriliyor küçük parçalıyor. Sonrası Tonguç'um kalın bağırsak da artık tabi bu protein, karbonhidrat, yağ hepsi gitti artık. Ama ne kaldı? Parçalanan besinin içinde kalan su kaldı. En önemli şey Su almamız gerekiyor Tonguç'um. Su içtiğimiz zaman nasıl kanımıza geçiyor da bizi besliyor Hocam, en önemli işimiz nedir? Kişimiz tabii ki. Evet. Su, vitamin ve minerallerin emilimi. Emilim ne demek biliyor musun Tonguç'um? Emilim, emilim. Emilim demek aslında vücudun e, şey besinlerin o bu kanallardan kana geçmesi demek. O sindirilen besinin kana geçmesi demek. Peki burada bir şey unutmuşum, çok önemli bir şey atlamışım. Kalbe yağ ve proteinler sindirim yapıldı ya Tonguçcu? Evet. Bundan sonra da emilimi gerçekleştiriliyor. Emilim ne demek biliyor musun evladım benim? Emilim kana geçmesi demek. Yani hemen şunu yazmak istiyorum. Besinlerin, besinlerin kana geçmesi acayip önemli bir şey. Ve ne zaman geçiyor biliyor musun? küçük ha, küçük parçalara ayrıldıktan sonra geçiyor. İşte ilk başta sindirim yapıldı. Sonra da ince bağırsakta emilim şeklinde de kana geçiliyor ve kanımız beslenmiş ve bütün hücrelerimiz bu şekilde enerji almış oluyor diye biz. <laughs> Aynı sonunda ne oluyor Tonguç'um? Artık bütün her şeyini aldık. O yemeğin. Zor. Çünkü... Ay iğrençlik mi Allah kahretmesin. Anüs dediğimiz dışarıya açılan evet hocam. şimdi ağzımız bibersinin içine girdiği yer bir de dışarı çıktığı o tuvalette e, hani oradan bir yerden popomuz. çıkıyor. Hay popomuz gibi evet üşümesin. Oradan besin atıklarının dışarı atılması diyoruz. Süper zekisin. Geldik sindirim çeşidine. Hemen hızlı bir şekilde geçelim bunu da. Fiziksel ve kimyasal olarak iki yerli sindirim çeşidi Bir kere enzim kullanılmadan tamamen besinlerin yüzeylerini genişletmek için yaptığımız aktivitelerin hepsine fiziksel dinliyoruz. Mesela ağızda Dişler çiğneme yoluyla. Midede, mide kaslarının kasılıp gevşemesi böyle çalkala, çalkala çalkala şeklinde oluyor. İnce bağırsaklarda ise yağların safra taşları ile fiziksel sindirim gerçekleşiyor. Safra nereden geliyor? Karaciğerin, <laughs> hay karaciğerin içindeki safra kesesinden geliyor dangozlaşma. Kimyasal sindirime baktığımız zaman besinlerin enzim ve su yardımıyla yapı taşlarına ayrılması Tonguç'um ve şunu unutma kimyasal sindirimde tükürük içindeki enzimler var. Karbonhidratları sindiriyor. Midede bulunan mide suyu var ki ne demiştik? Mide protein demek. Mide aklına gelince hemen protein akıyor. Ağız aklına gelince hemen karbonhidrat gelecek. İnce bağırsakta ise pankreastan gelen pankreas özsuyu sayesinde ise artık hepsi. Yani pankreas çoğunu yapıyor ve pankreas özsuyu sayesinde karbonhidrat, karbonhidrat yağ ve proteinden hepsi sindiriliyor diyoruz ve besinler faydalı hale geliyor. Kimyasal sindirimi özetlersek ki çok çok önemli gerçekten de ve enzim demek kimyasal Soru sindirimi. Soru gelir mi hocam? Soru yüzde yüz gelir. Karbonhidratlar Ağızda oluyor ve ince bağırsaklı. Zaten ince bağırsakta hepsi oluyor. Onu yani, ne, yani. neden demiştik? Çünkü pankreas özü sayesinde. Proteinler nerede oluyor Tonguç evladım benim? Midede de oluyor demiştik. Çok önemli. Protein ince aklımıza mide gelecek. Ama tabii ki ince bağırsakta var çünkü ince bağırsakta hepsi oluyordu zaten. Yağlar da ince, ince bağırsak aklımıza gelecek ve ince bağırsakta zaten ince bağırsakta hepsi oluyor demiştik. Dolayısıyla başladığı ve bittiği organa baktığımız zaman e, ee, karbonhidrat ilk başta başlıyor ee, e, ve yağ da en son başlıyor diyebiliriz. O da aklımıza kalsın diyoruz ve sindirime yardımcı organlara baktığımız zaman karaciğer ve pankreas ön plana çıkıyor Tomuç Erhan Bey'im. Karaciğer işte bu büyük böyle kırmızı zımbırtı. Ama niye karaciğer demişler? Kırmızı ya, ciğer demeleri lazım. Ne diyorsun saçmalama. Bilimsel hataları bulmak benim Hayır, görevim. Evet şimdi karaciğer ve Pankreas dediğimiz şey ise e, pankreas östüğünü salgılıyor. Karaciğer safra sıvısını salgılıyor. İnce bağırsakta yağların fiziksel sindirimini yapıyor. Çok dikkat et. Karaciğerdeki safra sıvısı fiziksel sindirim yapar. Ama pankreas östüğü ise kimyasal sindirim ama ne yapar? Şov yapıyor. Hepsinin sindirimini yapıyor diyoruz ve yine soruyla yani beceri temelli soruyla Milliyetin Bakanı daha, daha, yeni yayınlamaya Ardiciler başladı. Abi like bastın. Efendim, saçma yeni yayınlamaya başladığı bu soru tipiyle sana e, veda edeceğiz şimdi Tonguç Bey. Buna göre deneyle ilgili ifade hangi doğru demiş. Fen Bilgi Laboratuvarı'nda ...eşit kütle farklı şekillerdeki et parçaları ile hazırlanan düzenekler aşağıda verilmiştir. Eşit kütle 10 gram et parçası, 10 gram doğranmış et parçası. Tamam eyvallah. Buna göre deneyle ilgili e, hangi reddodur? Mide özü ile kaplardaki etlerin kimyasal sindirimi gerçekleştirilir. Tonuç'un mide özü ne sağlardı? Mide özü proteinlerin sindirimi sağlardı. Protein diyeceği aklımıza gelecekti. Et, et, süt, yumurta o zaman süper bu doğru kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Doğranmış etler daha kısa sürede parçalanır demiş... Şimdi Tonguç'um bu et mi daha kısa sürede sindirilir? Bu et mi? Sindirim ne bekli Tonguç'um? Sindirim yemek yemek. Sindirim büyük bir e, yemek parçasının küçük parçalara ayrılması demek değil mi? Hangisi daha büyük? Bu daha büyük. O zaman bunun sindirimi daha zor. Hocam bu soruyu bence uzmana soralım. Evet. Nusret hattımızda. Nusret e, eti parçalayacak. Buyurun. Evet Nusret'le konuşalım. E, merhaba Nusret merhaba hocam nasılsınız? E, i̇yidir Nusret Bey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi? Eti parçalamak benim işim. Evet güzel. Peki tuz atmayı nasıl önerirsiniz? Ya tuz tarzımı kendim oluşturduğum için herhangi bir şey söyleyemem. Şu anda görüntülü arama yapamıyorum. Teşekkür ama Tarzım var ya. Teşekkür ederiz. Saçma bir de Nusret'in bir de yanında şey varmış galiba. ineği varmış. O da konuşmak istiyormuş. <laughs> evet çok güzel gerçekten de Kesinmeden çok. Kesinmeden önce size son kez selam ver. Evet teşekkür ederim diyoruz ve doğranma jetler daha kısa. Evet bu da doğru çünkü zaten sindirim küçük parça ayrılmakta o zaman bu daha kısa sindirim sindirimidir et parçalarının doğranması sırasında fiziksel sindirim gerçekleşir. Doğru gerçekten de doğranması aslında küçük parça ayırmaktı ve fiziksel olarak bıçakla evet bunların hepsi kabul edilebilir diyoruz. Tonguç'um şimdi nasıl çalışacaksın biliyor ne musun? Ne yapacağım hocam ben şimdi ya? Şimdi bir kez 0 sayısaldan bu konuları tekrar edebilirsin. Hangi sayfa olacağım? Bana sayfaları söyle. Çok güzel söyleyeyim. kitaplar hazırladık sana zaten göstereceğim şimdi sana. Hangi sayfa olduğunu sana net bir şekilde vereceğim. Kemiklerimiz, hocam... iskeletimiz yapmıştık. Kasa çeşitli yapmıştık. Oranı Sinir sinirme yapı organlar sayfa 104-105. Burada yeni nesil beceri temelli sorular da var. Onu da söylemek istiyorum sana. Yatay Gitar sorular. Sayfa 106 ve 107. Ee, buraya kadar yaparsan yeter. 107'ye kadar yap ama Soru çözmek Yetmiyor ben. bana diyorsan Dinamo Fen Soru bankasıyla yapabilirsin Donguç Eren Bey'im. Hemen sana Dinamo Fen'den e, sayfalarını vermek istiyorum. Ödev olarak vermek istiyorum sana. Destek hareketlerimi zaten yapmıştık seninle beraber. Şimdi geldik sindirim seninle. Hoş geldin diyorum sana evladım benim tabii ki buradaki yazılı sorularını yapmayı unutma. Hocam en önemli sayfa yazılıdır. 38, sayfa 39. Bak bu yeni nesil beceri temelli sorular burada çoğunlukla var ki özellikle deney soruları çok ağırlıklı. Sayfa 40, 41 Tomuş Eylem Bey. 42, 43 e, sindirim sistemi. 44, 45 de sindirim sisteminin yeni tarz soruları. Bak burada görebiliyorsun evladım benim. Hatta çiğ börekli gerçekten canımla çekti of. evladım. Aynı zamanda 46 ve 47'yi yaparsan sonrasında Tonguç Eylem 48, 49 ve yazılı soruları. İşte 50 de 51 sayfalarında ee, yazılı sorular var. Lütfen bunları da hazır e, yazılıya hazırlanmak için kullan evladım benim. Dinamo soru bankasını kullanabilirsiniz. Akıl notlarıyla zaten bütün bu bilgilerin hepsi bak hemen burada tablolarına bakaraktan akılda tutabilsin, e, okulunda taşıyabilsin ve akıl haritasını evine asabilsin diyoruz ve süper bir şekilde e, dersimizi mükemmel tamamladık. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumları yola. Haydi bakalım evladım.